Peki. Başarısız estetik uygulamaları magazin sayfalarına ve sosyal medyaya oldukça fazla. Özellikle bir geçtiğimiz yıllarda hatırlarım. Bir dudak dolgusu yaptıran bir hemşire hanım vardı. Böyle içine artık o dudak dolgu maddesi dışında ne varsa koymuşlardı. Ve neredeyse ya o dudak kafadan büyük olmuştu, hatırlasana. Dudak gidiyordu, dudak yoktu zaten. Dudak vardı sadece kadında. Ama Türk müydü o ya? Bizim memlekette mi oldu? Tabii bizim memlekette ya. Aynen öyle. Ancak bu durum bir kez farklı bir durum var. 30 yaşında bir genç kız neden bu yaşta estetik ameliyat yaptırma ihtiyacı duyduğunu da merak ediyorum. Ama yüzünü gerdirmek istediği iddiasına göre doktor 3 kez ameliyat masasına yatırdı. 3 kez 30 yaşında bir genç kızı ve sonrasına bakalım. 10 bin liradan 30 bin oradan olsun. 10 bin mi? Fena para değil. Yine iyi niyetlisin. Öyle mi? Yüzümde sağlı sollu faça atılmış şekilde dikişler var. Yani beni mahvettiniz. Yanaklarım şişti her gün. Acı içinde kıvrandım günlerce. Benim bu suratımı düzeltin. Hayatıma geri dönmek istiyorum. Daha güzel görünmek için bıçak altına yattı, kabusu yaşadı. 30 yaşında yüz germe ameliyatı olmuş, mağdur edilmiş bir kadınım. Ağlıyorum. Geliyorum oraya, hep birlikte üstüme yürüyorsunuz. Aynalara küsen Gonca Akdemir 42 bin lira karşılığında İzmir'deki bir klinikte yüz germe ameliyatı olmuştu. Eve geldiğimde mini yüz germe ameliyatımın dikişleri açıldı. Tekrar ameliyata gittim. Gözlerim yamuk oldu. Verdiğim parayı helal etmiyorum. İddiaya göre 3 kez aynı ameliyat masasına yattı ama sonuç hep hüsrandı. 4 saat boyunca ameliyatta tuttu. Yine acı çekiyorum. Dikiş izleri kapanmadı. Üstelik sürekli yeni yaralar çıktı. İddiaya göre bu acılar içinde kıvranırken kapısını çaldığı doktor tehditler yağdırdı. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Baksana sıkıntı yaratırım. Yeter artık, canımı çok sıkıyorsun gibi tehditler etti. Şikayetinin ardından ödediği para iade edildi. Sorumlu tuttuğu doktorun da işine son verildi. Kesinlikle bana cevap dahi vermeden engellediler, mağdurum. Abi, İşine son kardeşim. Verilmiş de o doktorun. Ama başka bir yerde çalışmayacağı ne malum? Şimdi tabii onu tabelaya bir bakmak lazım. Her şey göründüğü gibi mi acaba? Şimdi bu arkadaşımız 30 yaşında bir. Zaten böyle bir yüz nereye kadar gelebilirsin ki? 30 yaşında bebek. Yani yüz zaten geldi. O zaman doktorsam şayet kardeşim senin buna gerçekten ihtiyacın yok deyip hiç o işe girmemen mesela, lazım. Mesela. Ama işin içine para girince bunlar oluyor. Hayır, arkadaşın gerilmekten zaten gözler yana doğru böyle açılmış iyice. İşte böyle gere gere ne böyle, böyle böyle gitmiş. Ajda Pekkan'da yok bu kadar. Doğru değil mi? Yani bir başarısız bir şey yapıldığı kesin. Bu gencecik yüze, bu su gibi kıza neden böyle bir şey yaparsın? Yazık, ya da günah, sürekli değil mi? Olarak gelsin, anlamıştır. Almış, burada sürekli dikmiş olarak bunu böyle. Parasını alayım diye sürekli olarak cerrahi operasyon yapılmış yani. Baksana ne kulak baktığın memesi kalmış, bu ne kulağın altı kalmış. Yani şurası böyle. Ciddi anlamda kötü niyet ararım ben burada. Para. Ya sağlık sektörünün özellikle para diye kıvranması fena bir durum. Şimdi şöyle şeyler var. Daha önce yaptığımız o sağlık programlarından hatırlıyorum. Bazı insanların cilt yapısı, hı hı. O dikişleri bazısı böyle çok iyi observe ediyor. Yani hemen böyle tedavi oluyor, kapanıyor, hiç yokmuş gibi. Ama bazı deri cinsi çok kolay iyileşemiyor. Şimdi onlardan biri de olabilir arkadaş. İyi de doktor olsan ya çeşitli tahlillerden sonra bunu anlamaz onu mısın? Onu bilemiyorsun. Yani o sonrasında bazen çok iyi iyileşiyor, bazen biraz daha aras kalabiliyor yani. Hı. O başka bir şey ama zaten bu buradan kesilir mi? Ya bilmiyorum, benim bildiğim hiç yaptırmadım ama saçın içine falan yapılıyor. Gizli oluyor, bu kulağın arkasına falan toplanıyor, bu deri geliyor buradan. Dikiyorlar, şuraya koyuyorlar. Tamam bak, sendeki bilgi o doktorla yok demek ki. Ya nasıl olmaz? İşte yani böyle oluyor. Yani gir şuraya. Burada şuna gelelim o zaman, 30 yaşındasın sen bu hareketi yapacaksın, araştırıp sonra yani tamam hani benim burnumda şu var, bu burada var, bir şey diyemem yani, kendinden hoşnut değilse bu operasyonlara da izin de veriliyorsa gider yaparsın. Bir de tamam. Üç kez. Şimdi sen o hatayı bir kere yapmışsın. Tamam işte, bir lira. Doktorun kim ne yapmış ne etmiş diye bir bakmaz mısın tabii o halde? Ha, ikinci kez gidiyorsun Can Avli'yle, ya ne yaptın sen beni böyle, de tamam pardon kızım ben bunu düzelteceğim. Gel bir daha yapalım. İkinci kez ya, bu kız bir de her birinde dörder saat narkoz almış, ondan bahset. Ya evet. Kolay bir şey mi bu? Bir de üçüncü kez aynı hatayı yapmazsın. Ya üçüncü kez güzel kardeşim, güzel kızım yapmazsın. Bebek ya daha burada, yani tamam, hale bak. Tamam, kızımızın tarafı bu ama özellikle... hani paranın iade edilmesi, ardından doktorun el çektirilmesi tabii. Hastanede demek ki doktorun ciddi anlamda bir sıkıntısı olduğunu gösteriyor. Burada hemen İvedikli Sağlık Bakanlığı'nın devreye girmesi işte, lazım. Bu doktor devam edecek mi bu hareket? Ya da doktor mu, onu da bilmiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Çok yakın zamanda bizim sevgili Esin Övet arkadaşımızın başına geleni biliyorsun. Muhabir arkadaşımızın, geçmiş gazeteci olsun. Arkadaşımızın. Tabii ki o da bir ameliyat mağduru, o da bir estetik kurbanı oldu. Yani. Neredeyse görme kaybını
görme kaybı yaşadı. Uzun süre gözlerini açamadı. İşi bu. Yazmak, okumak, çizmek, ekranda evet, görünen bir evet, insan. Ve neler geldi başına? İşte yani hani burada baktığın zaman birileri sorumlu olması lazım. Evet. Hani sen işten el çektirildin ya da bu hastanede artık çalışamazsın. Ondan sonra A hastaneden kovulup da B hastanesine gidiyorsa orada da ciddi bir sıkıntı var. Dolayısıyla evet, güzel kardeşlerim, estetik operasyonu şunu bunu yapacaksınız. Aman iyi araştırın, bu işin çok fazla merdiven altı hadiseleri var. 10 kez düşünmek lazım. 11 hatta. Yani o dudağı sıvıyı sıkan kişi de kuafördü. Yani gel ben yapıvereyim, herkese yaptım. Ya bunlara çok tamah etmemek lazım. Hı. Peki.